galiba buldum. Tamam tamam. Ama yine mi sen? Sessiz ol. Bu kez buldum. Ama yine mi? Kesinlikle sonunda buldum. Sizin şu kulübünüzün adı neydi? Çatlak yumurtalar. Ha işte. Bu görevi size bırakıyorum. Ha. Göreyim sizi. Annemin bu işe girmesine engel olmalıyız. Bence de, bence de. Hadi hadi. Zeytin, Yeti'yi unutup eve gitsek. Ay, hava da çok soğudu. Olmaz Limon. Çatlak yumurtalar pes etmez. Bak Limon, Yeti cidden varmış. Üstümüze kar yuvarladı. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı bence. Aman Limon. Eğlenceyi bölmesen olmaz değil mi? Madem çığ bile seni inandıramadı, ben de sana başka bir kanıt bulacağım, görürsün. Bu da ne böyle? Ayak izi tabii ki. Yeti'nin ayak izi. Sana demiştim başka kanıt bulacağız diye. Bilmem ki. Evet, ayağa benziyor ama. Yeti var ve biz onu bulacağız. Dur hatta. Kızağa binelim. Onu daha çabuk yakalarız. Ne oldu? Ne oldu? Hadi söyle ne oldu? Sessiz ol. Babişko anlayacağım. Yine bir macera kokusu alıyorum. Konu nedir? Yarın Babişko'nun doğum günü. Ona bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ne? Babişko'ya sürpriz mi yapacağız? Biraz heyecanlandım da. Sürpriz nedir? Ben de bulmaya çalışıyorum. Birlikte düşünelim mi? Sürpriz! Ağlıyor. Eleştirmen Proto. Bu işte buyum. Buyum. Atayım, teteyim ve çevireyim. Eleştirmenim. Daha ne olsun? Biz başvuru yapmaya geldik. Bu da filmimiz. Ay. (Gülüyor)
Hayır hayır, bunlar film değil çocuklar. Komik video. Festivale katılmak için özgün bir kısa film çekmeniz gerekiyor. Üzgün mü? Özgün, özgün. Yani orijinal. Ne de akıllıymış. Doğru kamera başına. Hadi bakalım. Çap çap. Ne çeksek, ne çeksek? Aksiyon filmine ne dersin? Halide Sultanım, bu sabah nasılsınız? Sen savaştan sağ salim dön, o zaman günüm aydınlanacaktır. Validem! Şehzadem! Teknik zayıf. Konu yok, olmamış. Şimdi buldum! Komedi! Teknik var ama konu pek özgün değil. Bu da olamamış. Ama niye ki? Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Hadi güle güle. Sizi kaçırmaya. Kurtar beni cesur şövalye. Merak etmeyin majesteleri. Al sana, al sana. Ne oluyor burada? O tencere kapağının elinde ne işi var Zeytin? Yemek yapıyorduk biz. Espri yaptım, espri. Ay anne, biz hem çizgi film seyredip hem de oyun oynuyoruz. Bakın hava çok güzel. Çıkın biraz da dışarıda oynayın çocuklar. Hadi. Tamam anne. Geliyoruz Çıt Çıt teyze. Bugünü nasıl ipte çektim bir bilseniz. Ah bir bilseniz. Evet, evet, kesinlikle. Hatta ben dün gece heyecandan uyuyamadım anne. Ya. Sergiden değildir o. Sergi sonrası gideceğimiz yemeğin heyecanındandır. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım çocuklar. Şşt, çaktırmayın. Sergiyi çok merak ediyorum. Ben Proto, ünlü ressam Proto. Atayım, teteyim, çeviyim ve muhteşem soyut tablolar resmederim. Ay sayın sanatçı. Aha, ay sizinle tanışmak ne büyük şeref. İnsan doğasının şehirlerde tıkılı kalmışlığını, karmaşık çaresizliğini eserlerinizde o kadar güzel yansıtıyorsunuz ki. Evet. Sanatınız ve resimlerinizde ailecek hayranız. Tabii ki, aynen öyle. Tabii tabii, çaresiz tıkılmışlık. Hayranız sizi. Ailecek beğeniyoruz sizi. Tablolarımın hepsi benim göz bebeklerim. Yaşamın içinde barındırdığı coşkunun, şehrin uyumsuz ve boğuk gürültüleriyle birleşmesiyle oluşan tezatı yansıtmaya çalıştığım eserlerim onlar. Tepeden bakan bakış açılarına tepkinin, öfkenin yansımaları onlar. Sessiz ol lütfen. Göz bebeklerimin öfkesi. Ben Proto. Güreşçi Proto. Atayım, tedeyim, çeviyim, harikayım. Bildiğim her şeyi size de öğretmeye geldim. Hoş geldin. Ne haber? Nasıl yeniriz? Nasıl kazanırız? Onu öğret yeter bize. Of. Başka bir şeyler yapsak? Şart mıdır yani güreşmek? Tabii ki şart. Hadi hemen başlayalım. Bence de. Of. Çocuklar, ilk dersimiz parmakların hızlı kullanımı. Alın bakalım flütleri. Ne? Flüt çalarak mı öğreneceğiz yani rakiplerimizi yenmeyi? Bu ne ya şimdi? Aranızda konuşmayın bakayım. Şimdi çalmaya başlıyoruz. Önce beni izleyin, sonra hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber. İşte bu. Harika çalıyorsunuz. Bu işi başaracağız. Zeytin çok eğlenceli bu. Bence de, bence de. Evet,
çocuklar. Sıradaki dersimiz bileklerimizi nasıl daha hızlı kullanırız. Ve 2-3. Evet. Harikasınız çocuklar. Biz kazanacağız.